Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala seyyidina ve habibina ve kudvetina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuh. Rabbime hamdü senalar olsun ki Şeyhül İslam Mustafa Sabri Efendi'nin vefatının 70. sene devresinde elhamdülillah bizlere Im Auftrages Islam yayın evi olarak kendisinin Mısır'da yazdığı eseri, yani muazzam eseri olan Mevkuful Akl adlı eserini sizlere elhamdülillah Türkçe olarak ilk kez 70 sene sonra takdim ediyoruz. Im Auftrages Islam yayın evi olarak. Bu bir ilk elhamdülillah. Bu eser şu ana kadar Türkçe'ye tercüme edilmedi, edilemedi. Rabbime hamdolsun ki Allah-u Teala bunu bizlere nasip etti ve elhamdülillah da siz Anadolu halkına da bu eseri 70 sene geçmesine rağmen vefatının en nihayetinde kavuşturdu. Bu hususta bize yardımcı olan, tercüme işlerinde hele yardımcı olan Hüseyin Nohut Hoca'ya da kesinlikle teşekkürlerimi arz etmek istiyorum. Mustafa Sabri en sonunda bir kitap çıkarıyor. Türkiye'ye girmesi yasak kitaplardan biri. O kitabın adı Mevkiful Akli vel İlmi vel Alem indallah ve ibadil murselin. Aklın, ilmin ve dünyanın Allah'a göre ve Resullerine göre durumu. Yani kitabın adı bu. Dehşetli bir kitap. Büyük cilt, dört cilt. Mustafa Sabri Efendi Türkiye'deyken yazdığı birkaç kitap var. Yeni Müştehitlerin Kıymeti, İlmiyesi vesaire. Ama asıl ömrünün mahsulü olan Mevkuful Akli vel İlmi vel Alim kitabı Mısır'da yayınlanmıştır. Dört cilt Arapça bir eserdir. Bizim tahrif hareketlerinde yaptığımız gibi Mısır'daki gard tesiri altında kalmış İslam'a sapıklık sokmaya çalışan adamlara cevaplardır. O kitabın başında İlâ Vâlidî babacığıma diye bir yazı var. Orada diyor ki babacığım Tokat'ta okumuştum, gitmek istedim, annem muhalefet etti ama sen müsaade ettin, Kayseri'ye gittim, Kayseri'den İstanbul'a. Babacığım, İstanbul'a gittim. İstanbul'da o bu derken yani mücadelenin içine düştük. Ondan sonra 150'liklerden bizi attılar, ittiler. Dışarıya gittik Mısır'da. Babacığım, şimdi bak kaç yaşındayım. Senin ruhuna hitap ediyorum. Gençliğimde senin bana verdiğin ruhu hiç kaybetmedim. Sadakatimden hiçbir şey kaybetmedim. Ben sadık kaldım. Eğilmedim, bükülmedim. Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi gibi alimler kalmadığı için bazı cahiller Türkiye'yi köpeksiz köy addederek din ve tarih hakkında ulu orta konuşmaya devam ediyorlar. Eskiden bir kitap çıktığı zaman o kitabın lehinde aleyhinde yüzlerce makale çıkardı. Şimdi kimse alakadar olduğu yoktur. İstediğini çıkar. Sabri Efendi çok hareketli, zeki bir kimse. Yani 80 küsur yaşında o zaman bize konuşmaya başladığı zaman da genç bir adam gibi konuşuyordu. Onun için Sabri Efendi sade bir alim değil. Cesur bir mücahit. Ama kahır tecellinin galebe zamanında imanı ve İslam'ı dava edenler fazla başarılı olamazlar. Olabilseydi Abdülhamit olurdu. Onun için Sabri Efendi şartlarına göre yapılabilecek olan en mümkün olan işi yapmış. Ama ne yazık ki kitabı hala Türkiye'de
Türkçe'ye tercüme edilmiş değildir. Biliyorsunuz Şeyhül İslam Mustafa Sabri Efendi Osmanlı Devleti'nin yani Devleti Aliye'nin en son vefat eden Şeyhül İslam'ıdır. Ve İslam ümmetinin yani ümmeti Muhammed'in Fas'tan Endonezya'ya, Afganistan'dan Orta Afrika'ya kadar resmi olarak kabul ettiği bir Şeyhül İslam'dır. Ve tekrar ediyorum, en son vefat eden Şeyhül İslam'dır. Kendisi miladi takvime göre 12 Mart 1954 senesinde Mısır'da Kahire'de vefat etti. Bugün orada metfundur kendisi. Biliyorsunuz kendisi çokça eser telif etti, eserler yazdı. Anadolu'da olsun, Türkiye'de olsun, hani Yunanistan'da olsun, hatta Ürdün'de olsun, Mısır'da olsun, en nihayetinde çeşitli coğrafyalarda farklı eserler meydana getirdi. Lakin kendisi en çok Mevkuful Akıl adlı eseriyle aslında tanındı ve en meşhur eseri de zaten Mevkuful Akıl adlı eseriydi ve maalesef dediğim gibi bugüne kadar bunu öteki kitapların bir kısmını tercüme ettikleri halde bu esere maalesef gereken kişiler yeterince gayret göstermedi. Ama elhamdülillah bu işi de elhamdülillah şu an biz üstlendik ve sizi de inşallah takdim ediyoruz. Bu eser yani 4 ciltlik eser bu Arapça olarak neşredildi ilk kez Mısır'da. Bu 4 ciltlik eseri yazması takriben 15 sene sürdü. Yani 15 sene içerisinde bu muazzam eser yani Mevkuful Akıl Arapça olarak Şeyhül İslam Mustafa Sabri Efendi tarafından Mısır'da basıldı. 15 sene sürdü ve bu eser o kadar mühim bir eser ki bu 4 ciltlik eser hayatında kazandığı tüm birikimleri, gördükleri şeyleri, tecrübeleri, bütün her şeyi İslam ilimleriyle yoğunlaştırarak, filtreleyerek daha doğrusu bu esere nakşetti. Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi, ilmi dirayeti dışında benim için asıl ehemmiyetli ciheti onun içinde yaşadığı siyasi ahvalin, hadiselerin ledünniyatına vukufiyet hususundaki dirayetidir. Dediği zaman dedi ki bizim davamız iman davasıdır. Binaenaleyh biz hareket adamı değiliz dedi. Hareket adamı Şeyhülislam Sabri Efendi'dir dedi. O gelsin, başımıza geçsin, biz onların da ne istese onu yaparız falan. Şimdi Şeyhülislam Mustafa Sabri'yi ben hocamın hocası sayarım, silsilemde sayarım. Tabii en yakınlarından biri Emin Saraç abimizdir. Şeyhülislam Mustafa Sabri 150'liklerden, Tokat'tan. Tokatlıdır. Orada okumuş, oradan Kayseri'ye gitmek istemiş. Annesi babası muhalefet etmiş. Fakat o gitmiş. Oradan da İstanbul'a. İngilizce bir tabir var. Rising Sun. Yani yükselen güneş. Yani İstanbul'a Anadolu'dan bir adam geliyor. İstanbul'da eskiden beri yani sırasını bekleyen, Şeyhülislam olmak isteyen, yok efendim müderrisi, ham olma dersi, ham olmak isteyen alimler var. Yani ama bir genç bir adam geliyor böyle kalem erbabı, efendim kelam erbabı, ilim erbabı, dinamik filan bir tip geliyor. Yani kim bu adam? Yani biraz da kıskanç belki, liya sebep oluyor, tırmanıyor filan. Efendim Cenab-ı Şahabettin'le takışıyor. Cenab-ı Şahabettin Peygamber Efendimiz'in işte evlilikleri, zevaç mevaç filan. Vay efendim Peygamber Efendimiz'e hakaret ettin, ettin, etmedin. Yani böyle hem kalem erbabı, hem meydan adamı, hem kavga adamı, hem ilim adamı. Kimdir bu? Mustafa Sabri. Cumhuriyet kuruluyor. 150 kişi seçiliyor. Bunlar arasında her türlüsü var. Ahmet Emin Yalman var, başkası var filan. Mandacısı var. İngilizler bizi idare etsin diyen var. Başka bir var.
şeriatçılar da, dinciler de var. Yani filan. Bu adamlar tehlikeli. Hadi defolun gidin. Buradan atılıyorlar. Kim? İki kişiyi söyleyeceğim. Yahut üç kişiyi. Şeyhülislam Mustafa Sabri, onun muavini Düzceli, efendim Muhammed Zahid el-Kevseri, Çerkes. Bunlar tabii Balkanlara gidiyorlar. Oradaki talebelere sığınıyorlar. Mustafa Kemal Yunanlılardan bir ricada bulundu. Bu maddeye istinaden buraya yazmadı. Burada görünmez. Bu perde arkasında bir pazarlıktır. Mustafa Sabri'yi oradan çıkarın. Çünkü orada çıkardığı neşiyattan burada rahatsız oluyordu. Gizli gizli giriyordu. Yunan memurini geldi. Sabri Efendi'ye dediler ki Yunanistan'ın âli menfaati burada oturmanızı bizim için mahsurlu kılıyor. Bunu Mustafa Kemal istiyor demiyorlar. Âli menfaati bunu gerektiriyor. Yunanistan'ın neresinde isterseniz yaşayabilirsiniz. Ama Batı Trakya'da Müslümanlar arasında yaşayamazsınız. Onun için tası tarağı buradan toplayıp nereye isterseniz sizi götürelim. Mustafa Sabri Efendi'yi Mora'ya götürdüler. Mora'da Mustafa Sabri Efendi'yi papazlar karşıladı. Ama bir tane Müslüman yok. Rahatsız oldu. Yunanlılara dedi ki ben Mısır'a gideyim. Mısır hikayesi böyle çıktı. Yoksa Sabri Efendi'nin Mısır'a gitmek diye bir niyeti yoktu. Türkiye'ye yakın bir yerde durup Türkiye'deki dinsizlikle mücadele etmek istiyordu. Mısır'a gidiyorlar. Mısır uleması bunlara karşı. Yani filan bu Mısırlılar daima böyle bir Osmanlı'ya, İstanbul'a rakip. Yani Türkiye'den gelmişler. Bunlara çullanmaya bakıyorlar ikisine. Bunlar da onlara cevap veriyor. Bunlar bunlara cevap veriyor. Kral Faruk duydu bunun böyle büyük bir alim ve ihtiyaç içinde. Yani çırpçıplak gitmiş Türkiye'de. Ona maaş teklifi getirdiler. Sabri Efendi dedi ki burada Zahid el-Kevseri var. O da benim gibi benden de evvel gelmiş. Bu maaşı ona verin, o benden daha ihtiyaçlıdır. Bunun üzerine Kral Faruk ona da maaş bağladı. Ve bunlar telifatla uğraştılar. İkisi de Osmanlı'nın bakiyesi olan 100 akı büyük alimlerdendir. Şeyhülislam Mustafa Sabri akliyatta, kelami ilimlerde, kelam ilimlerinde ileri, Zahidül Kevseri nakliyatta ileri, hadiste nakliyatta ileri. Hülasa bunlar Mısır alimleriyle böyle çatışıyorlar, itişiyorlar, kakışıyorlar. Mustafa Sabri en sonunda bir kitap çıkarıyor. Türkiye'ye girmesi yasak kitaplardan biri. O kitabın adı Mevkiful Akli vel İlmi vel Alem indallah ve ibadil murselin. Ben Mustafa Sabri Efendi merhum hakkında, birikimleri hakkında sadece birkaç mesele söylemek istiyorum. Yani bu eserin daha çok ehemmiyeti ortaya çıksın diye. Biliyorsunuz Mustafa Sabri Efendi'nin çocukluğu Anadolu'da geçti. Tokat'ta büyüdü, doğdu, Kayseri vesaire. Sonra gençliği İstanbul'da geçti. Orada Süleymani medreselerinde ders-i am yaptı, şunu bunu yaptı. Yani medreselerin başlarında kendisi İstanbul'da. O zaman biliyorsunuz hilafetin başkentiydi İstanbul. Oralarda bugünkü deyimle direktörlük yaptı. Sonra 1900'lü yıllarda Sultan II. Abdülhamit Han rahmetullahi aleyh ile takriben bir 4-5 sene geçirdi. Yani huzur derslerini orada verdi en genç kişi olarak ve hatta Yıldız Sarayı'nda kütüphanede bir müddet, hatta takriben bir 4 senelik bir müddet o Yıldız Sarayı'nda
bile geçirdi. Yani Sultan II. Abdülhamit Han rahmetullahi aleyhlen hayatının bir kısmını geçirdi. Sonra tabi biliyorsunuz 1909'da Sultan Abdülhamit Han tahttan edildi iç ve dış düşmanları tarafından. Sonra bir İttihat ve Terakki dönemini geçirdi Mustafa Sabri Efendi. O zaman Beyanul Hak dergisinde yazıyordu. Oradan hem pozitif hem negatif, yani olumlu bir de olumsuz tecrübeler edindi. Sonra Birinci Dünya Savaşı biliyorsunuz 1914'te patlak verdi. Ve maalesef Abdülhamit Han merhum başımızda olmadığından dolayı da ve İttihat ve Terakki'nin bilgisizce veya tecrübesizlikten dolayı da maalesef Devlet-i Aliye de bu harbin içine katıldı. Katılmak mecburiyetinde kaldı ve bunun hepsinde Mustafa Sabri Efendi merhum birebir şahitlik yapıyordu. Birinci Dünya Harbi'nden sonra da İttihat ve Terakki 1918'de Devlet-i Ali'yi terk etmek mecburiyetine kaldıktan sonra Mustafa Sabri Efendi bir müddet de Sultan Vahdettin yanında görev aldı. Hatta Yıldız Sarayı'nda onunla bir müddet geçirdi. Sonra malum Sultan Vahdettin biliyorsunuz İstanbul'u terk etmek mecburiyetinde kaldı ve yeni bir dönem başladı. Biliyorsunuz Kemalist rejiminin başlangıcı. Tabi Mustafa Sabri Efendi Kemalist rejimin başlangıcıyla birlikte vatanını terk etmek mecburiyetinde kaldı ve bunu hepsini yaşadı ve ferasetle bazı şeyleri önceden biliyordu. Aslında kimin kahraman ya da kimin kahraman olmadığını daha önceden bazı kişiler Anadolu'ya gönderilmeden önce Sultan Vahdettin'e kendisi söylemişti ama Sultan Vahdettin maalesef Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi'nin o ferasetine şahitlik edemedi ve ondan dolayı da maalesef İstanbul'u terk etmek mecburiyetinde kaldı. Sonra tabii ki Mustafa Sabri Efendi de yeni Türkiye'yi terk etmek mecburiyetinde kaldı. Şeye gitti, Yunanistan'a gitti. Orada oğlu İbrahim Sadri ile birlikte Yarın gazetesini çıkarttı. 1927'den takriben 30'lara kadar. İnşallah bizler İmam-ı Trakya İslam olarak bu gazeteyi de inşallah en yakın zamanda Allah nasip ederse size takdim etmeye çalışacağız. Bu çok muazzam bir bilgi arşivi 1920 ile 30'lu yıllar arasında. Sonradan oradan da hicret etmek mecburiyetinde kaldı merhum ve Mısır'a gitti ve hayatının son kalan kısmını Mısır'da ilmi mücadele yaparak geçirdi. Orada Ezer Üniversitesi'ndeydi. O zamanın Mısır'da çıkan meşhur gazetelerinde sözde o zamanki belamlara karşı reddiyeler vermekteydi. Ve en nihayetinde Mustafa Sabri merhum malum 1939'dan işte 45'e kadar sürecek olan İkinci Dünya Harbi'ne de en nihayetinde şahit oldu ve en nihayetinde dediğim gibi 12 Mart 1954 yılında Dar-ı Beka'ya göç etti. Hasılı kelam diyeceğim ve bu tüm birikimleri ilmi olsun, siyasi olsun, usulü olsun hepsini bu bilgilerini en nihayetinde bu en mühim eserlerinden olan Mevkuful Akıl eserinde bizimle paylaştı. Maalesef o zaman bunlar Türkiye giremiyordu. Arapça olarak vardı bunlar. Ama elhamdülillah dediğim gibi Rabbime hamdolsun ki bunu tercüme ettik ve inşallah sizinle paylaştık. Rabbim inşallah muvaffak etsin. Allah hepinizden razı olsun. Bu esere ulaşmak isteyenler Almanya ve Avrupa için konuşuyorum. www.aliye.de sitemize başvurarak bu eserimizi inşallah oradan Almanya ve Avrupa olmak üzere inşallah buradan temin edebilirler. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.